Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber buram buram Hindistan cevizi kokulu çok güzel kıyır kıyır kurabiyeler yapacağız inşallah. Gördüğünüz gibi çok lezzetli bir kurabiye oluyor bu. Yiyen herkesin kesinlikle tarif isteyeceğine, gün sofralarınıza çok yakışacağına emin olduğum bir tarif bu. Dilerseniz şimdi hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Kurabiye hamurumuz için öncelikle 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımız var. 2 adet yumurta var. Bir tanesini beyazını üzeri için ayırdım. Yumurtalarımızı tereyağına ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Ben mısır özü kullandım. Ayçiçek yağı veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Öncelikle sıvıları güzelce karıştırıyorum. Yağlarımı ve yumurtamı güzelce karıştırdıktan sonra burada 1 su bardağı kadar pudra şekerim var. Pudra şekerimi ekliyorum. 1 çay bardağı Hindistan cevizim var. Onu da ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozum. 1 paket şekerli vanilinim var. Onu da ilave ediyorum. Ve bir karıştırıyorum güzelce. Malzeme listesini açıklama kısmına tekrar eklerim. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kurabiye gerçekten çok güzel oluyor. Yiyenlerin çok beğeneceğine emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi burada 5 yemek kaşığı kadar mısır nişastası var. Onu da ilave ediyorum. Ve 3 su bardağı un eledim buraya arkadaşlar. Ama kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. 3 su bardağı da alabilir, 3,5 su bardağı da alabilir. Hep beraber göreceğiz. Tel çırpıcıyla bir müddet karıştıracağım ama sonrasında elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamurumun içerisinden tel çırpıcıyı alarak şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Bir miktar daha un ekleyeceğim. Unu kontrollü ekleyelim arkadaşlar. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Şu anda 3 su bardağı unu tamamen kullanmış oldum. Bakalım kıvamı nasıl olacak. İçerisinde nişasta da olduğu için kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye oluyor bu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Biraz daha un istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala elimi bırakmadı hamur. Yanıma yarım su bardağı kadar daha un aldım. Şimdi kontrollü bir şekilde biraz ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum.
Burası kurabiye yapımında çok önemli arkadaşlar. Eğer ki unu fazla kaçırırsanız hamurunuz hem toparlanmakta zorlanır, kurabiyeleriniz dağılır. Cıvık olursa da fırın içerisinde pişmeye başladığı zaman yayılır. Un ayarı çok önemli. Buna dikkat ederseniz çok güzel kurabiyeleriniz olacaktır. Gördüğünüz gibi 2 kaşık kadar anca eklemişimdir. Aslında toparlandı. Çok az ekleyip bir tık daha yoğurmak istiyorum. Kurabiye hamurum toparlandı. Çok güzel. İstediğim kıvama geldi şu anda. Şimdi oda ısısında bir yarım saat kadar dinlendirmek istiyorum ve sonrasında şekillendirmeye geçeceğim. Kurabiye hamurumu oda ısısında yarım saat kadar dinlendirdim. Şimdi elimle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp güzelce yuvarlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime diziyorum. Önce dizeceğim. Daha sonrasında burada ayırmış olduğum bir adet yumurta beyazım var. Buna batırıp ardından Hindistan cevizine bulayacağım. Öncelikle yuvarlama işlemini yapmak istiyorum. Daha sonrasında diğer işleme geçeceğim. Kurabiye hamurumuzun dokusu öyle güzel ki yaparken çok gerçekten keyifli. Kesinlikle zorlamıyor. Dağılmıyor kesinlikle. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde şekil alıyor. Ve uzun süre bayatlamıyor bu kurabiye arkadaşlar. Yaparak cam bir kavanoza koyduğunuz zaman istediğinizde çıkarıp misafirlerinize ya da sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimi şekillendirme işlemini tamamladım. Şimdi yumurta beyazına ve ardından Hindistan cevizine bulayıp tekrar tepsiye diziyorum. Gördüğünüz gibi tüm hamuruma şeklini verip ilk önce yumurta beyazına ardından Hindistan cevizine bulayıp tepsiye dizdim. Şimdi ısıtmış olduğum 160 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti. Çok hafif pembeleşmesi yeterli arkadaşlar. Çok yakacak şekilde ya da çok kızaracak şekilde fırında tutmayalım. Bu ölçülerden gördüğünüz kadar kurabiye çıktı. Sizler de denemek isterseniz açıklama kısmına malzeme listesini ekleyeceğim inşallah.